Acımızdan ölürük dım dam dım. Arkadaşlar bugün hayvanlarımıza ne veriyoruz biliyor musunuz? Elma. Evet, bir kova elma artığı. Yani çok kötü kısımları değil aslında. Ucudur, altıdır, yanıdır, yöresidir elmalarının. Bir kova. Şimdi hayvanlarımıza vereceğiz ve bakacağız neler olacak. Tavuklar elmayı sever mi? Sever tabii ki. Kapıyı açalım. İçeri gireceğiz. Ama hani hayvanlar var. Ya. İçeri girmesi de zor. Evet. Bayağı zor girdik içeri. Bakın. Bakın. Hayvanlar çok acıkmış. Çok fazla hayvanımız var zaten maşallah şu zamanda. Şimdi şuraya falan dökeceğim. Otların üstüne dökeceğim ki çok fazla toprakla temas etmesin. Bu onları biraz idare edecektir arkadaşlar. Çünkü elma çok farklı bir şey. Anlatacağım zaten size ben. Size ben şimdi anlatacağım zaten. Anlatacağım ki anlayasınız. Evet. Hayvanlara kocaman elma döktük. Bir kova. Şimdi birazdan yem de vereceğim onlara. Şu biraz rahatsız. Kliyim. Horoza benziyor. Onu hemen göze kestirdik. Onu ayırırız bugün. Genel olarak sürü iyi görünüyor şu an. Güzel. Maşallah. Hepinizden birer maşallah alalım arkadaşlar. Lütfen. Bir kez maşallah deyin. Yeterli bizim için. Başka da bir şey demez. Erah yok zaten. Kafes içindeki hayvanlara vermiyorum elmayı. Çünkü diyetleri bozuluyor. Kafes içindeki hayvanlarımızın diyetleri sabit genelde. İkinci bir diyeti uygulamak sindirim sistemlerini bozabilir. Yine geldi zaten pisicimizle. Güvercinlere doğru gidecek şimdi. Ha, bak. Bak. İzleyin bak. Oynuyor sürekli onlarla oynuyor. Bak. Hala öğrenemedim ama tor var. Torun üstünde nasıl yakalayacağız? Arkadaşlar şimdi elma hakkında birkaç cümle kuralım ve videomuzun sonuna gelelim. Merak etmeyin, hemen bitirmeyeceğim videoyu. Bayağı devam edeceğiz. Elma dediğimiz şey hayvanlarımızın sindirim sistemlerini düzenleyen, sindirim sistemine oldukça faydalı olan bir besindir. Sindirilmesi zor olan bu besinimiz bir nevi asidik değerlerinden ötürü hayvanlarımız için aslında çok faydalı bir şey. Hem insanlar için de çok faydalı, tavuklarımız için de çok faydalı. Şu an sindirim sistemini toparlayan, tokluk hissettiren, yani karınlarını çok iyi bir şekilde doyurabilecek bir öğündür elma. Elmayı sürünüze yedirdiğiniz zaman pis olmamasına dikkat ettikten sonra bütün sürüye günlük elma verebilirsiniz elmanız varsa. Hayvanlar bu elmayı tüketerek kendilerine fayda sağlayacaktır. Kursaklarında duran elmanın asitik yapısı kursakta bulunan birçok ödemi dahi temizleyebilir. Bağırsaklarda, mide içerisinde sindirim sisteminin tamamına elma çok iyi gelir. İşte bu sindirim sisteminin tamamına iyi gelen elma belki parazitleri, belki de hayvanlarımızın karın ağrısını giderebilir. En büyük etkeni de tok tutması. Hayvanlara elma verdiğiniz zaman yemi daha az tüketirler. Çünkü elma tok tutar arkadaşlar. Neden diye sorarsanız mide elmayı çok kolay sindiremiyor. Sindirim süresi daha uzun elmanın. Elmanın bir diğer açıdan sağlık açısından faydası da hayvanlara güç, kuvvet ve dinlendirici özelliği olması. Yani hayvanlarınızı daha canlandırabilir, daha güçlü edebilir ve oldukça dinlendirici bir etkeni vardır. Şimdi gelelim sürümüzün geneline bir dolaşalım. Burada güzel şeyler oluyor. Bunu da bir diğer videoda göstereceğim. Babam buraya güzel bir kafes yapmaya başlamış. Yeni kafesler, yeni yerler, yeni şeyler yapıyoruz. Ne yazık ki şimdilik sürünün şurada bir boşluk oldu biliyorsunuz. Bura bayağı bir artık kayboldu boşluk. Çünkü buraya bunları koymuş babam. Bunları kaldırmamız gerek. İlerleyen zamanlarda bunları daha farklı yerlere yerleştirmeyi düşünüyorum. Daha güzel olacak. Burası çok çok güzel olmamış. En geniş alanımız şurası. Bu geniş alanı da kapatmayalım değil mi? Güvercincikçiklerim benim, canlarım benim. Arkadaşlar, burada hasta hayvanlarımız var. 3 taneler bakın. Biri şu an tedaviler devam ediyor brakerlerin. Şu biraz rahatsız. İlaç tedavileri devam ediyor. İkisi iyileşmiş arkadakilerin. Bu biraz rahatsız. Gözünde şişme var. Umarım onu da düzeltmeye çalışıyoruz. Halen ölüm olmadı. Tabii ki ölüm ihtimali var. Her daim ölüm ihtimali var. Ama şimdilik bir ölümle karşılaşmadık. Yani şeyler işe yarıyor. Hadi gelin bakalım. Porselenlerime bakar. Bak porselen tavuk. Gördünüz mü?
Bırak el hala tüyüyle tipsiz duruyor. Tipsiz. Şimdi azıcık yem verelim hayvanlara. Durun. Durun sakin olun lütfen. Durun sakin olun. Durun sakin. Doğal olarak hayvanlar acıkmış. Ermadan önce yemi tercih edecektirler. Şimdi yem daha lezzetli. Yedik yemi, vermedik ha. Yedik yemi. Çok kalabalık ama. İşte sen neylesin orada ha? Bırak o. Bırak o benim. Bakalım ki sen ne kadar şeysin. Yabani, elinde yabani. Elimden dedim ki bir yem yedirim. Mümkün değil. O yemi yeme ihtimali yok. Evet arkadaşlar, birazcık güvercinlere vereceğim. Güvercinlerimiz aç. Evet. Güvercinler yerden de yem yiyorlar. Ama yine de güvercinlere de tak bir yol alalım. Hayvanlar yemini yesin. Çok da güzel yiyorlar zaten. Bayağı da güvercin varmış ya. Çok hızlı arttı güvercinlerin bu sezonda gibi. Güvercinler, 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 güvercinler. Hah. Oh, ne güzel oldu değil mi? Alın. Alın yiyin uşaklar. Maşallah, maşallah. Şimdi bunu tekrar koyacağım çünkü azıcık daha dökeceğim arkadaşlar. Bitirdiler. Tamam lan, sakin olun ya. Biraz da şuraya dağıtalım. Neden bu kadar az yem verdiğimizi, daha doğrusu böyle normalde harikalar diyarında yıllarca uygulama yaptığımız zaman her yerde yemlikler ve yemler vardı. Şimdi onu da sizlere açıklayacağım. Açıklamayacağım. Sonraki videomda açıklayalım. Bu videomda pek bir şey demek istemiyorum. Bu konu çünkü biraz teferruatlı, gözlemler ve tecrübelerle dayalı bir konu. O yüzden daha sonraki videolarımızda bu konuya değinelim arkadaşlar. Neden hayvanları artık sürekli beslemiyorum? Kafeste de kafesteki hayvanlar böyle beslemiyor. Dışarıdakileri pek beslemiyorum. Hatta elimden gelse kafesteki hayvanları da böyle her gün beslemeyeceğim. Yani daha doğrusu saatlik besleyeceğim, az vereceğim yeme. Neredeyse onu da yine sizlerle paylaşacağız, konuşacağız. Sultanlarım, sultanları, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Ne yapıyorsunuz? Bunların da yemi yok şu an. Evet, sultanların da yemi yok. En sonu babam halledecek. Şurada bir klinik ney var, horozu. Hasta arkadaşlar. Bakın, görüyor musunuz hayvanın tipini? Bildiğiniz ölüm döşeğinde. Aslında öyle demeyelim. Kesinlikle iç parazit veya sindirim sisteminde bir sıkıntı var. Karnı ağrıyor olabilir. Bunun nedeni ise üşütmesi olabilir falan. Meşmeken işte. Patron gitti hızlı hızlı. Şimdi velhasıl kelam, bugünkü konumuz zaten sizlerle elmaydı. Elmayı da uzun uzun anlattım sizlere. Kafesteki hayvanlara vermememin en büyük nedeni diyetlerinin bozulmaması. Çünkü kafesteki hayvanlarımız genel itibariyle yem yediği için, daha doğrusu yemlendikleri için, yemlenen hayvanlarımızın yem düzenini bozarsak eğer, yani sürekli yemedikleri için. Dışarıdaki hayvanlar akşama kadar ot yiyorlar, elma yiyorlar dışarıda gezinirken. Kafes içerideki hayvanlarımız dışarıda gezmediği için, ot yemedikleri için, sindirim sistemleri, vücut yapıları yeme adapte olduğu için, yemle pekiştirildiği için, farklı bir diyet uyguladığınız zaman, farklı bir yemek koyduğunuz zaman, onu yedikleri zaman bağırsakları, sindirim sistemleri bozularak ishal olacaktırlar. Bu olasılık çok yüksek. Hatta kümesinizde yaşamış bile olabilirsiniz. Brahmalarımızla 3+1 sizin dediğiniz gibi çok mutluyuz. Tabii umarım hastalıkla karşılaşmayız. Hastalıklarla karşılaşırsak sıkıntı, ölüm olmazsa, hastalık olmazsa Brahma ırkımızı da kümesimizde sıkça uzun süre göreceğiz inşallah. Ha? Hastalanacak mısınız? Çocuklar. Herhalde hastalanmazsınız değil mi? Şöyle bir göstereyim sizlere de, son kez Brahmalarımızı bitirelim. Ha.
Maşallah. Horoz biraz şey duruyor arkadaşlar. Kabarık duruyor, çözemedim. Hareketli ama biraz kabarık. Sözünüzü dinleyeceğim ve talaş sereceğim. Kesinlikle en yakın zamanda altını komple talaş sereceğim. Paçaları kırılmasın diye sizin dediğiniz gibi. Aslında böyle de paça kırıklığı görmüyorum ama yine de haklısınız yani. Koymamız lazım. Arkadaşlar bu videomuzun da sonuna geldik. Hepinize teşekkür ederim beni izlediğiniz ve dinlediğiniz için. Bugün elma verdik ve elmanın faydalarını anlattık. Hayvanlarınızın sindirim sistemlerini düşünüyorsanız, hayvanlarınızın sindirim sistemi hastalıklarını giderebilmek için onlara sağlıklı bir besin düşünüyorsanız, tavuklar için en sağlıklı besinlerden birisi de elmadır. Kendinize çok iyi bakın. Diğer videolarda daha güzel içeriklerle görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın. Bay bay.